Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli İsmail Anet izleyicileri merhabalar efendim. Bir fıkıh saati programı ile yine huzurlarınızdayız. Bugün de bize yönelttiğiniz sualleri yanıtlamaya gayret edeceğiz. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Müsaade ederseniz ilk sualle başlamak istiyorum. Buyurun. Hocam ilk sualimiz namaz ile alakalı. Soru şöyle. Mukim bir kişinin seferi imama uyması ya da seferi bir kişinin mukim imama uyması hususundaki koşullar nelerdir? Bu konuyu bize izah eder misiniz? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyhi Resulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Ee, öncelikle şunu ifade etmekte fayda var. Sefer, Müslüman için e, bazı ibadetler noktasında ruhsat sebebidir. Hı hı. Örneğin cuma namazının farziyeti seferde olan, misafir olan kimse için düşer bayram namazının vacip olması keza düşer. Kurbanla mükellef olan bir kimse eğer misafir ise seferde ise ve bayram günlerinin tamamını da sefer olarak geçirirse bu kimseden de bu vücubiyet düşer. Keza dört rekatlı farz olan namazların iki rekata indirilmesi de bu kabildendir. Sadece şöyle bir fark vardır. Seferde olan bir kimse bayram namazıyla mükellef değil ama kılarsa bu sahih olur. Cuma namazıyla mükellef değil, kılarsa öğle namazı zimmetinden düşmüş olur. Kurban kesmekle mükellef değil ama kesecek olursa da bu kesmesi yerine gelmiş olur. Hatta bayram günlerinde tekrardan mukim dahi olsa bir daha kesmesine gerek yok. Peki seferde olan bir kimsenin dört rekatlı farz namazlar iki rekata indiği halde Kendisi yok ben bunu yine dört rekat kılmak istiyorum demesi doğru mudur? İşte bu nokta farklı bir noktadır ki bu doğru değil. Misafir olan kimsenin iki rekat kılması gerekir. Yoksa dört rekat kılması azimettir, iki rekat kılması ruhsattır diye bir şey Hanefi fıkhında yok. Her ne kadar Şafi mezhebinde bu konuda farklı bir görüş olsa da. Dolayısıyla e, seferde olan bir kimse, misafir olan bir kimse dört rekatlı farz namazları iki rekat kılacaktır. Kasıtlı olarak bilerek bunu dört rekat kılması caiz değil. Hı hı. Günahtır. Kerati iftiza etmiş olur. Namazın sıhhatini her ne kadar etki yapmasa da yapmış olduğu ameliye doğru bir ameliye değil. Peki bunların birbirlerine iktida etme meselesine gelince, bunu isterseniz öncelikle misafiri ele alalım. Evet. Söz gelimi öğle namazını seferde olan bir kimse kılarken dört kılması gerekir. Ancak mukim olan bir imama iktida etmişse otomatik olarak namazı dört rekata intikal eder ve bu saatten sonra bu namaz dört rekat olarak kılınacaktır. Sadece bir şekilde bu namazın fasit olduğu, bozulmuş olduğu ortaya çıksa böylesi bir durumda eski zimmetinde var olan yani iki rekatla mükellef olacağı için bu kişi bunu iki rekat olarak kılar. Hı hı. Ama imama uyması otomatik olarak bunu dörde intikal ettireceği için imamla beraber dört rekat olarak bunu tamamlayacaktır. Hı hı. Bu misafirin mukim uyması. Peki tersi olsa yani bir insan mukim namazı normal şartlarda dört rekat kılması gerekir karşısındaki önündeki imam efendi misafir ise e, böylesi bir durumda bu kişinin dört rekat namazı ikiye mi düşer? Hayır düşmez. Bu yine zimmetinde dört olduğu için bunu devam eder. Peki nasıl bir yol izleyecektir? İmam efendi ile beraber iki rekatı kıldıktan sonra imam efendi, misafir olan imam efendi sağ tarafına selam vererek namazdan çıktığında bu kimse kalkar Son iki rekatı da yani iki rekat daha bu namazı ilave ederek dört rekat olarak zimmetindeki namazı kılacaktır. Hmm. Sadece şunu ifade edelim. Peki bu kılacağı iki rekatte kıraat yapacak mıdır, yapmayacak mıdır? Bu noktada Hanefi fıkhına baktığımız zaman kıraat yapmayacaktır. Yani normal dört rekatlı bir farz namazda mukim olan bir imama uymuş olsaydı, ve son iki rekatı bu şekilde kılacak olsaydı nasıl ki kıraat yapılmıyor ise burada da kıraat yapmayacaktır. Bu şekilde son iki rekatı da kılar ve teşehidi yaptıktan sonra selam vererek namazdan çıkacaktır. Peki hocam teşekkür ederiz. Hocam bir diğer sualimiz mesbuk meselesiyle alakalı. Özellikle bu kapsamda. Soru şöyle. Mukim bir kişinin seferi bir imama veya seferi bir kişinin mukim bir imama Mesbuk olarak ikinci veya sonraki rekatlarda uyması durumunda ilgili hüküm nedir? Bu hususu izah eder misiniz? Tabii öncelikli olarak yine burada mesbuk kavramından bahsetmek gerekir. Hı -hı. Mesbuk e, iftidah tekbirini imam ile beraber yetişemeyip rekat kaybı olan kimsedir. Hı -hı. Yani sadece tekbire yetişememek değil bir rekatı da kaybetmiş olması gerekir. Peki bunu yine tek tek ele alalım. Önce misafir olan kimseden bahsedelim seferde olan bir kimse mukim olan bir imama uymasıyla namazı otomatik olarak dört rekata intikal etmiş olacağı için velev ki son iki rekatta imama yetişmiş olsa bile. Yani imam Efendi teşehüdü yapıyor. Siz de geldiğinizde baktınız ki ilk teşehütte ondan sonra siz de Allahu Ekber dediniz. Namazı iktida ettiniz, uydunuz ve oturdunuz. Ve imam Efendi Allahu Ekber diyerek üçüncü rekata kalktı. Sizin için daha henüz bir rekat kılınmış değil. Siz de kalktınız ve imam Efendi'ye iktida ederek imamın üçüncü ve dördüncü rekatını ona iştirak ettiniz. Hmm. Oysa üçüncü ve dördüncü rekatı sizin için bir ve iki rekattır. Hmm. Yani siz namazınızdan iki rekat kılmıştınız. Şöyle diyebilir miyiz? Zaten ben misafirdim, zaten ben seferiydim. Ben yani iki rekat kılmam gerekiyordu. İki rekatı da bu şekilde kılmış olduk. Daha kılmama gerek yok. İmamla beraber selam verip namazdan çıkayım mı? Hayır çıkmayacaktır. İmam efendi selam verdikten sonra dört rekatlı bir namazın ilk iki rekatını kaçıran bir insan ne yapması gerekiyorsa bu da aynısını yapacaktır. Yani kıraat itibariyle kaçırdığı rekatları kılacak, şekil itibarıyla da kalanları kılacaktır. Bu şu demektir. Üçüncü rekata yani imam selam verdiği zaman bu kişi için iki rekat kılınmış. Geriye iki rekat daha kalıyor. Ee, i̇mam efendi bir tarafa selam verdiği zaman Allahu Ekber der ayağa kalkar. Hı hı. Bu misafirden bahsediyoruz. Sübhaneke duasını okur. Çünkü onun için daha henüz birinci rekattır. Ee, Fatiha suresini okur ve onun ardından Zamm-ı sureyi okur ve bir rekatı bu şekilde bitirir. Ee, o zaman üçüncü rekatı da kılmış oldu. Geriye bir rekat daha kaldı o bir rekatı da yine Fatiha ve Zamm-ı Sur'u okur. Çünkü dedik ya kıraat itibariyle kaçırdığı rekatlar. Hı. Ve dört rekatlı farz namazlarda kıraatın vacip olduğu mahal ilk iki rekattır. Hı. Bu da bu şekilde bunu değerlendirerek kıraatını yapar. Fatiha ve Zamm-ı Suresini okur ve böylece dört rekatı tamamlamış olur ve selam vererek namazdan çıkar. Misafir olan kimseden bahsediyoruz. Peki bu kimsenin faraza ikinci rekatta yetiştiğini düşünecek olsak. Ve bu şekilde bir tasavvurda bulunalım. Yani misafirsiniz, camiye geldiniz. Mukim bir imam namazda ama ilk rekatı kılmış, kaçırmışsınız. Tekbir aldınız imama, iktida ettiniz, uydunuz. İmamla imamla beraber ikinci rekatı kıldınız. Bu ikinci rekat sizin için bir rekattır. Daha sonradan İmam Efendi teşevidi yaptı, kalktı. Üçüncü rekatı kıldınız ve dördüncü rekatı kıldınız. İmam'ın dördüncü rekatı ama sizin için üç rekattır. Sonra İmam Efendi ettehiyat-ı duasını okudu, salli barik dualarını okudu. Bir tarafına selam verdi ama sizin bir rekatta kaybınız vardır. ve Bu rekat da ilk rekattır. İlk rekatta kıraat itibarıyla işte subhaneke duasının okunması gereken, Fatiha suresinin okunması gereken ve zammu surenin okunması gereken bir rekattır. O zaman ayağa kalkarsınız. Tekrardan subhaneke duası, Fatiha ve zammu sureyi okuyarak teşehhüd yaparsınız. Hı hı. çünkü o son rekattır şekil itibariyle ve selam vererek namazdan çıkarsınız. Bu da bir rekat kaybı olan kimseden bahsederiz. Peki diyelim ki üçüncü rekata yetişen bir kimseden bahsedelim. Yani o zaman hatta üçüncü rekatı da kaçırmış, dördüncü rekatı kılıyor. Yani bir, iki ve üç rekat kaybı var. Hı hı. Böyle bir durumda bu son rekatta imama yetişmek demektir. Son rekatı imamla beraber kıldıktan sonra bu sizin açınızdan bir rekatın eksilmesi, geriye üç rekat daha kalıyor. Ama bu üç rekat şekil itibariyle kalan bir gibi olsa da kıraat itibariyle başlangıçtan olacaktır. E peki ne yapması gerekir? İmam efendi selam verdikten sonra siz ayağa kalkarsınız. Sizin bu birinci rekatınızdır. Hı. Subhaneke duası, Fatiha suresi ve zammü sureyi okursunuz ama teşehit yaparsınız. Çünkü şeklen ikinci rekattır. Evet. Çünkü birinci rekattan sonraki ikinci rekat sonra ayağa kalkarsınız teşebbükten sonra yine Fatiha suresi zammı sure çünkü şekil olarak her ne kadar üçüncü rekat olsa da hı hı. kıraat itibariyle ikinci rekattır ee, ve Fatiha zammı sureyi okuduktan sonra yine rükü ve secdeye varırsınız şeklen üçüncü rekattır. Ve yine ayağa kalktığınız zaman yani teşebbüt yapmadan ayağa kalkıyorsunuz. Bu saktirde bu aslında imamın sizin namına kıraat yaptığı bir zekata gelmişsiniz. Yani artık daha kıraat yoktur. Burada ise kıraat miktarı kadar beklersiniz. Tekrardan dördüncü rekatı yaparak namazdan çıkarsınız. Hmm. Bu şekilde e, misafir olan kimse namazını tamamlamış olur. Peki e, mukim olan kimsenin misafir olan imama uymasını nasıl anlayacağız? Bu da aslında biraz önce bahsettiklerimizden farklı değildir. Hmm. Sadece imamın selam vermekliliği, ee, yani iki rekatta selam verecek. Siz zaten üç ve dördü tamamlamanız gerekiyor. Çünkü dedik ya mukemin misafir imama uyuması namazının ikiye düşmesi anlamı taşımayacaktır. Evet. İmam efendi ikinci rekatta selam verdikten sonra siz kalkarsınız. Üç ve dördü kılacaksınız ama bu üç ve dörtte kıraat yapacak mısınız? Yapmayacaksınız. Evet. Kıraatsız bir şekilde üç ve dördü kılarsınız. Peki birinci rekatı kaybetmiş olsanız yani yetişememiş olsanız ikinci rekatta imama yetiştiniz. Misafir olan imamı yine bir evvelki meselede olduğu gibi ikinci rekat bittikten sonra imam selam verdikten sonra siz kalkarsınız. Şeklen bu birinci rekatınızdır. Sübhaneke, Fatiha suresini okur, Zamm-ı sureyi okur ama o teşehhüd yaparsınız. Hı -hı. Sonradan yine tekrardan teşehhütten kalktıktan sonra Fatiha, Zamm-ı sure, ondan sonraki rekatlarda ise sadece Fatiha okuyarak namazınızı bitirirsiniz. Peki hocam, teşekkür ediyoruz ayırdığınız izahlarınız için. Hocam, bir diğer sualimiz geçmiş namaz kazalarıyla alakalı. Soru şöyle, eski Sovyet ülkelerinden birinde yaşıyorum. Oruç, namaz, din ve irfan bilmeden bu zamana kadar büyüdük. Şimdi onların kazasını yapmam gerekir mi? E, bu konuyu tabii özellikle e, Sovyet ülkelerinde yaşarken ifadesini kullanması, gayri İslami bir beldede yaşıyordum. Hı hı. Dolayısıyla böyle bir bilgim, böyle bir şuurum yoktu. E, ve daha sonradan bu şuura çok şükür ulaştım, bu bilgiye hı. ulaştım. Ee, Şimdik bu geçmişe dönük olarak bu amellerimi yerine getirmem, kazasını yapmam gerekir mi? Hmm. Bu eğer bir gayrimüslim tarafından sual edilmiş olsaydı e, ve gayrimüslim e, İslami olmayan bir beldede Müslüman olsa ancak orada bu hükümlere vukufiyeti olmasa, hmm. bilmese ve daha sonrasında öğrense İslam beldesine girerek bu İslam beldesine girdikten sonra bu konulara vakıf olduktan sonra mesuliyeti başlayacaktır. Öncesini kaza etmekle mükellef olmayacağına dair kitaplarımızda malumat var. Ancak bu şahıs zaten Müslüman idi diyorsunuz. Yani sonradan İslam'ı tercih etmesi değil. Belki şuursuzdu, bilgisi yoktu. Ama ananiye itibariyle bir İslam kültürüne sahipti. Dolayısıyla bu kişi için aynı şeyi söyleme imkanımız yoktur. Burada bilmemesi bir mazeret olarak kabul edilmez. Elbette bu namazları ve oruçları kaza etmekle mükelleftir. Burada şöyle bir ahdetsin, şöyle bir söz versin kendince. Benim işte şu kadar bir ömrümden bir zaman geçti ve bu zaman zarfında ben bu ibadetlerimi yerine getirmedim ki getirmem gerekiyormuş. Bundan sonra bunları kazasını yapmayı taahhüt ediyorum, söz veriyorum ve en azından namaz noktasında her gün bir günlük namazımı kaza edeceğim desin. Bu niyet üzerine devam ederse ve bu şekilde de ömrünü ifade ederse hatta Fetevayin diye de olsa gerek orada görmüştüm. Velev ki bitiremeden ahirete intikal etse de inşallah bu kişi hakkında bir sorumlu olmayacağından umut ifadesi kullanılarak ifade ediliyor. konu Yani konu edilebiliyor en azından. Bu kardeşimize de tavsiyemiz odur. Yani kalben bu niyetini yapsın bu şekilde inşallah devam etsin. Rabbim Peki, muvaffak abi. eder inşallah. Teşekkür ederiz. Bu ülkelerde yaşanan zulümler belki geçmişte kaldı ama bugün hocam hala bazı ülkelerde Müslümanlar bu manada ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Allah 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 Rahipımıza olsun. yardımcılar olsun. Tamam. Teşekkür ederiz. Hocam bir diğer sualimiz şöyle. Müsaadenizle yöneltiyorum. Seferde olan bir kişinin sünnetleri kılması ile ilgili ahkam nelerdir? Bu noktada farzdaki eksiltme gibi sünnetleri terk etme ile alakalı da herhangi bir ruhsat var mıdır? Ee, aslında daha önceki sualimize de cevap verdiğimiz üzere Mesela misafir olan bir kimse, seferde olan bir kimse e, şer'i şerifin bazı hükümlerinde ruhsata müstahak oluyor. Hı hı. Bunlardan bir tanesi de dört rekatlı farz olan namazların iki rekata indirilmesi. Sadece bu iki rekat ruhsat olarak değil bunu kılmakla mükelleftir. Ki biraz evvelki sualin cevabında bunu izah etmiştik. Hı hı. E, bunu yerine getirecektir. İki rekat bilerek dört rekat kılması mekruhtur. Peki namazın revatip diye ifade ettiğimiz farzdan önceki ve sonraki sünnetleri kılıp kılınmama meselesine gelince bu konuda bunların düşmesiyle alakalı yani kılmaması ile alakalı ruhsattan bahsedilir. Hatta kitaplarımızda şöyle denir. Eğer bu kimse sefer halindeyse ve ihtiyaç bir şekilde varsa kılmama ruhsatı olabilir. Ama böyle bir durum yoksa sadece ben seferi misafir hükmüne tabi olduğumdan dolayı dört rekatlı namazları iki rekat kıldığım gibi sünnetleri de hiç kılmayayım diye der mi? Hayır böyle bir şey yoktur. Sünnetlerde bu bağlamda ruhsat yoktur. Bunları kılacaktır. Sadece mukimken kılmamanın hükmüyle seferde olan bir kimsenin kılmamasının hükmü eşit değildir. Yani birinde bu daha tehditvari bir ifadeler kullanırken ötekinde bu bağlamda biraz daha müsamaha vardır. O yüzden bizim bu konudaki ifademiz şu. Eğer kişinin vakti var, müsaitse yani herhangi bir mecburi bir durumu söz konusu değilse bu sünnetlerden taviz vermesin. Bunları illaki kılsın. Hı hı. Ama yok yani ciddi anlamda bir meşguliyeti, bir meşgalesi önemli bir durumu vardır. Böylesi bir durumda ise elbette mukimken sünnetleri kılmamak gibi değildir. Biraz daha müsamahalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki hocam teşekkür ederim. Rica ederim. Allah razı olsun. Efendim bugünlük de yanıtlamaya gayret ettik. İsmail Anet'e sorun etiketiyle sorularınızı bize yöneltmeye devam edebilirsiniz. Allah'a emanet olun, selametle kalın.